Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 5-11 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, bu hafta burcunuzda bir süredir retro harekette olan Merkür artık düzelecek. 8 Ekim'de ileri harekete dönüyor 0 derece Terazi burcunda. Tabii ki hemen ilerlemeyecek. Hafta içerisinde özellikle Merkür'ün durgunlaştığını hissedebilirsiniz ve bu durgunluk da sizi zihinsel olarak biraz zorlayabilir. Ee, çok fazla geçmişi sorgulayabileceğiniz, e, özellikle ilişkileriniz, iş ve iş hayatınızda biraz durgunluk yaşayabileceğiniz, gecikmeler yaşayabileceğiniz bir hafta. Önemli kararlar vermek için biraz bekleyin. E, bu dönemi plan yaparak e, değerlendirebilirsiniz. Ayın 10'undan sonra Merkür hızlanacak ve çok daha rahat e, enerjiler altında olacaksınız sizde. de. bir diğer önemli gelişme gezegeniniz Venüs bu hafta Ayın 8'inde Aslan Burcunun ayrılıp Başak Burcuna geçecek. 8 Kasım'a kadar Venüs Başak Burcunda olacak. Bir ay boyunca 12. evinizde olacak. Ee, Venüs aslında şans demek. Bazı konularda sizi destekleyecek. Özellikle bu dönemde e, gizli yardımlarla, gizli desteklerle daha fazla karşılaşabilirsiniz. E, bu geçmişten yaptığı, geçmişte yaptığınız bazı çalışmaların ya da başkalarına yaptığınız bazı desteklerin, yardımların geri dönüşleri şeklinde de olabilir. Manevi yönden, ruhsal yönden güçlü olduğunuz bir dönem. Jüpiter'in de 12. evde olması özellikle bu alanlara sizin biraz daha yönelmenize neden olabilir. Terapi, ruhsal şifa, enerji çalışmaları için oldukça iyi bir süreçlisiniz. Bunlarla ilgili konular da gündemde olabilir. Venüs özellikle sağlığınız ve iş hayatınızla da ilgili konularda sizi burada destekleyecek sevgili Teraziler. Evet haftanın ilk günü ay yengeç burcunda olacak kariyerinize odaklanabileceğiniz bir gün pazartesi günü özellikle işler sorumluluklar görevler ön planda olabilir. Güneş pürutu arasındaki kare açı haftanın ilk günlerinde birazcık sizi yorabilir bazı mesuliyetler olabilir aile büyükleri ebeveynlerle ilgili konular veya ev hayatınız aile hayatınız yaşamınızda genel olarak yapılması gereken bazı güçlü değişimler, dönüşümler altında olabilirsiniz ve bunların baskısı içerisinde olabilirsiniz. Terazi burcusunuz uzun süredir burcunuzu etkileyen tutulmalar, ay düğümlerinin pozisyonları genel olarak yaşamınızda bazı kadersel değişimleri gündeme getiriyor. Şimdi güneş Plüto karesinin etkisiyle bu hafta bunları yoğun olarak hissetmeniz, mümkün. Geçmişten gelen bazı konularla da uğraşmanız gerekebilir. Daha sakin kalmanız gereken bir hafta. E, çok hızlı karar vermemeye çalışın. Genel olarak aslında kararsız bir yapınız var. E, önemli bir karar vermeden önce de her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp tartmak e, eğilimde olan bir burçsunuz. Merkürün de terazide olması nedeniyle bu artabilir ve yoğun kararsızlıklar nedeniyle de huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ancak önümüzdeki haftadan sonra, ayın 12'sinden sonra her şeyin biraz daha rahatlayabileceğine inanın. 13 Ekim'deki terazi burcu yeni ayıyla da beraber yaşamınızda yeni sayfaları, çok daha rahat açabileceksiniz. Yeni girişimler konusunda daha kararlı ve cesur olabileceksiniz sevgili Teraziler. Evet, haftanın ortasında Ay Aslan burcunda ilerlerken sosyal enerjileri de güçlendiriyor. Özellikle Salı günü, Çarşamba günü arkadaşlara zaman ayırmak için iyi günler. Ee, Perşembe gününden itibaren biraz daha içe dönük olabilirsiniz. Cuma ve Cumartesi günleri yalnız kalma eğilimi artabilir. Kendinizle ilgilenmek, sağlığınızla ilgilenmek, kişisel bakımınızla ilgilenmek için iyi günler. Bunu değerlendirebilirsiniz. Pazar günü ise ay sizin burcunuzda. Ay burcunuzdayken e, ruhsal ve fiziksel olarak biraz daha hassas olabilirsiniz. Ve çevrenizin etkisi altında kalabilirsiniz. Bugünlerde özellikle... E, ikili ilişkilerde uyum arayışınız artacaktır. Yakın arkadaşlara ve sevdiklerinize zaman ayırmanız mümkün. Sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.